Yuhanna. Bölüm 1. Başlangıçta söz vardı. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. O tanıklık için ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi o ışık değildi. Ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu. Ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi. Ama kendi halkı onu kabul etmedi. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini, babadan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: "Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. Onu babanın bağrında bulunan ve kendisi Tanrı olan biricik oğul tanıttı." Yahya peygamberin ortaya çıkışı. Yahudiler Yahya'ya "Sen kimsin?" diye sormak üzere Kudüs'ten kahinlerle Levillileri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. "Ben Mesih değilim," diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine "Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?" diye sordular. O da "Değilim," dedi. "Sen o peygamber misin?" sorusuna "Hayır," cevabını verdi. O zaman ona "Kimsin? Söyle de bizi gönderenlere bir cevap verelim," dediler. "Kendin için ne diyorsun?" Yahya "Yeşaya peygamberin dediği gibi Rabbin yolunu düzeltin diye çölde yükselen sesim ben," dedi. Yahya'ya gönderilen bazı ferisiler ona "Sen Mesih, İlyas ya da o peygamber değilsen niye vaftiz ediyorsun?" diye sordular. Yahya onlara şöyle cevap verdi: "Ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim." Bütün bunlar Şeria Nehri'nin ötesinde bulunan Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu. Tanrı kuzusu. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: "İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor. O benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı dediğim kişi işte budur. Ben onu tanımıyordum. Ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim." Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü: "Ruhun güvercin biçiminde gökten indiğini,
onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim. İsa'nın ilk öğrencileri. Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. Oradan geçmekte olan İsa'ya bakarak, İşte Tanrı kuzusu, dedi. İki öğrenci onun söylediklerini işitince İsa'nın ardından gittiler. İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce onlara, ne arıyorsunuz diye sordu. Onlar da, nerede oturuyorsun Rabbi, dediler. Rabbi, öğretmenim anlamına gelir. İsa, gelin görün, dedi. Gidip onun nerede oturduğunu gördüler. Ve o gün onunla kaldılar. Saat 4 sularıydı. Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri Simon Petrus'un kardeşi Andrea'ydı. Andrea önce kendi kardeşi Simon'u bularak ona, biz Mesih'i bulduk, dedi. Mesih, meshedilmiş anlamına gelir. Andrea kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı. Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun. Kifas diye çağrılacaksın, dedi. Kifas, kaya anlamına gelir. Ertesi gün İsa, Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona, ardımdan gel, dedi. Filipus da Andrea ile Petrus'un kenti olan Bethsaida'dandı. Filipus, Natalya'yı bularak ona, Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf'un oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk, dedi. Nataliel Filipus'a, Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi, diye sordu. Filipus, gel de gör, dedi. İsa, Nataliel'in kendisine doğru geldiğini görünce, onun için, İşte, içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli, dedi. Nataliel, beni nereden tanıyorsun, diye sordu. İsa, Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm, cevabını verdi. Nataniel, Rabbi, sen Tanrı'nın oğlusun. Sen İsrail'in kralısın, dedi. İsa ona dedi ki, seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. Sonra da, size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını, Tanrı'nın meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz, dedi.